ekranlarından Haber Aktüel'den yine merhaba diyeceğiz. Evet, kentin ve ülkemin gündemiyle yine karşınızdayız. Aile Çift Birey Danışmanı Yasemin Jonker yeni kitabı olan İyi Olmanın Ötesinde İyi Olmayı anlatacak. Bugün stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bir kere Sayın Jonker, Nuri Jonker'in böyle küçücük bir parçası mı kaçtı içinize bilemiyorum. Geldiğinden beri verdiğiniz enerji müthiş. Sorun var ama ben öncelikle şöyle ki 15 yıl önce yazdığınız İçimdeki Yolculuk kitabı çok insana dokundu. Ama ben işte tüm bunları sormadan önce Yasemin Jonker kimdir bir anlatsanız bize. Nereden başlasam, hangilerini anlatsam bütün programı doldurmak istemem tabii ama çok uzun bir yolculuk yaptım. Yani şimdi 65 yaşındayım ama sanki böyle 300 yıllık hayat yaşamış gibiyim. Çünkü böyle aklıma eseni yapan bir insan da olduğum için tabii onun da bir rolü var bunda. Ama mesela meslek değiştirdim. Mağazacılık önce. Sonra emlak danışmanlığı, sonra aile danışmanlığı. Yani mağazacılıkla emlak danışmanlığı hadi bir nebze birisi emtia satıyor, öbürü hizmet satıyor ama aile danışmanlığı bambaşka bir şey. Yani okudum onu üstüne işte onu biliyor musunuz bilmiyorum. 2012'de çıktı onun yasası. Sadece 5 ana bilim dalını bitirenler alabiliyor. Yani yetkiyle donanabiliyor. Şöyle ki psikoloji, sosyoloji, tıp, çocuk gelişimi ve hemşireliği bitirenler üstüne aile danışmanlığı sertifika programını bitirince mesela bitirip merkez açma yetkisi aldım. Ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı birleşti hatta o. Oradan ruhsatımı alarak bir merkez açtım mesela. Bambaşka bir şey. Evlendim, boşandım, şehir değiştirdim. Yani birçok şey yaptığım için hangi Yasemin'i anlatacağımı çok bilemiyorum. Ama kısaca işte baba tarafım Selanik'ten. Yani Atatürk'le zaten yan yana neredeyse doğmuşlar, büyümüşler dedem. Babam da Selanik doğumlu zaten. Anne tarafım İzmirli. Yani annem İzmirli. Onların da kökeni İbradı diye bir yer var. Antalya'nın bir kazası. Oradan geliyorlar. Böyle bir karışık sentez. Herkes gibi hemen hemen. Türkiye biliyorsunuz sentezlerle dolu. Ve ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Alman Lisesi'nde okudum. İşte sonra Mimar Sinan'da sosyolojiyi 2013-2017 aralığında daha yeni okudum. Ve üstüne bu aile danışmanlığı yaptım. Kitaplar yazdım. Bu 5. kitabım. Ve insanların iyi olmasıyla ilgiliyim. Yani önce kendimi iyi ettim. Ve olduğunu görünce bunu böyle herkese yaymam gerekiyor diye bir hala içimde bir aşk var. Öyle yola devam ediyorum. Kendini iyi etmek, kendini iyileştirmekle mi ilgili bir şey? Evet, acaba? Her bakımdan. Ben bu arada tabii seyircilerimizle bu kitabı buluşturmak istiyorum. İyi olmanın ötesinde iyi olmak mümkün. Yasemin Jonker'in son kitabı. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. İyileştirmekle ilgili bir şey. Kesinlikle. Şöyle ki neyi iyileştirmekle ilgili? Her şeyi. Yani milyon tane problem var biliyorsunuz dünyada. Yani hakikaten milyonlarca problem var. Sağlıkta olsun, maddi olsun, işte iflas ediyor, borç alıyor, kredi borcu veyahut bazen alacaklı oluyor, bazen borçlu oluyor. İkisinde de problemler yaşanıyor. Veyahut ilişkilerde, işte aile içinde, komşuyla, sokakta, orada buradaki ilişkilerdeki tuhaflıklar, bozukluklar, kavgalar, affetmemekler. Ama mesela bu kitapta affetmekten hiç bahsetmiyorum. Çünkü affetmeyi mesela ilk kitaplarımda bahsediyordum. Ama şimdi artık anladım ki onun yöntemler sonucunda kendiliğinden olması çok önemli. Yani gözünüzü kapatıp ben seni affettim yalan, yalan dünya. Öyle bir şey olmuyor. İçeride çünkü içerisi fokur fokur yani bilinçaltı, bilinç dışı kaynıyor. Onları düzeltmenin yöntemlerini böyle 20 yılda getirdim, buldum, yazdım ve bunu alıp okuyan herkes kendi kendine bu yöntemleri uygulayıp kendini her konuda iyi edebilir.
Ve bu kitabın arka kapağında da var. Kamil insan olmak. Yani bu ne demek? Kamil insan olmak. İşte ne demek? Kamil insan olmak aslında o rasyonel aklın devrede olması. Yani aslında bizim fabrika ayarlarımız, evet tamam, çocuklar daha böyle bilinçsiz, daha birçok şeyi öğreniyorlar anne babadan ama çok şeyi de biliyorlar. O çok şeyi bilen tarafımızın aslında devamlı devrede olduğu hal, kamil insan hali. Ve o bazen mesela bakıyorsunuz, ne bileyim, dağdaki çoban o halde aslında. Kendini iyileştirmemiş, bir şey yapmamış ama belki o tabiatta etrafına baktığı, anda kalmayı daha çok yaşadığı için o böyle bir olgunluk hali var. Bunun gerçekten okumakla, eğitimle, hiçbir şeyle ilgisi yok. Bunun yani o ruh olgunluğu hali. Bazı insan da mesela o kadar kapalı ki, o kadar görmüyor ve kendini incelemiyor, hiçbir şeyi incelemiyor, hiçbir şeyin farkında değil, otomatikten yaşıyor ki. Onlar da daha olgunlaşmamış ruhlar diye düşünüyorum. Evet, biz şimdi programın ilerleyen saatlerinde o yöntemleri, anda olmanın yöntemlerini de gireceğiz ama önce böyle biz olmayı, ben olmayı konuşalım istiyorum. Ve içinizdeki çocuk dursun, onu koruyalım diyorsunuz. Bu ne demek? O şu demek, yani içimdeki çocuk, aman da içimdeki çocuk falan diye böyle bir herkeste bir şey vardır ya. Halbuki ben ona karşıyım aslında. Ben şunu diyorum. İçimizdeki o böyle şımarık bir çocuk da var. Bazen ayağını yere vura vura bir şey istiyor, tutturuyor. O hallerimiz yetişkinlerde var. Başka türlü tezahür ediyor. Belki ayağını yere vurmuyor ama tutturuyor. Veya o kapris yapıyor, küsüyor. O böyle şımarıklık yapıyor. O çocuğu büyütelim diyorum ben. İçimizdeki o çocuğu. Ama çok büyümüş, böyle robotlaşmış bir tarafımız olduğu zamanımız da var. Onu da o çocuk halimizin coşkusu, sevinci, merakı ona çevirelim. Yani içeride şöyle bir hareket yapmamız gerekiyor. Birini büyütürken birini daha çocuklaştırmamız. İşte o zaman zaten kamil insan olunuyor bence. Evet, bu aslında bakarsanız kendine o yarattığınız şeye bir yaratım da var. Ona biraz da aşık olmak gerekiyor galiba, değil mi? Oluyorsunuz kendine zaten. Kendine aşık olmaktan söz ettiğimiz şey narsizm değil, değil mi? Değil değil. Narsizm bir savunma mekanizması. Yani çok geniş bir skalada ve bütün insanlarda var. Çünkü savunma mekanizması. Ama bazısında çok, bazısında az olarak var. Ve o hallerde, yani yüksek hallerinde hiç anlamaz, kendine hiç kusur bulmaz, hep parmak dışarıdadır. Yani narsizmle hiç ilgisi yok bahsettiğim halin. O hal şöyle bir hal. Gerçekten herkesle bir olduğunuzu fark edebilmek. Ben mesela artık hiç rahatsızlık duymaz oldum. Hiçbir şeyden. Bir zamanlar çok duyuyordum ama oturup çalıştım. Hep gözümü kapattım. Hep yöntemlerle çalıştım. Mesela şöyle çalışmadım. İlk zamanlar öyle de çalıştığım oldu da sonra yapmadım. İşte bu küstah, ben nerede küstahlık yapıyorum? Böyle çalışıyordum ilk zamanlar. Ama şimdi mesela Byron Katie diye bir Amerikalı var. Çok güzel bir yöntemi var. Anlattım uzun uzun. Sitesi de var. Thework.com diye. Onun yöntemiyle çalışıyorum. Mesela bu küstah diye algılayamıyorum artık ama diyelim algıladım. O zaman sorgulama yöntemi var onun. 4 soru sorup tersine çevirip tersinin örneklerini vererek düşünce sizden gidiyor. Yani düşünceyi ben böyle düşünmeyeyim demekle olmuyor. Ama o yöntemle düşünce sizden gidiyor ve bir daha baktığınızda onu küstah görmüyorsunuz. Enteresan bir şekilde. Ve sonra da kendini sevme haline mi geçiyoruz? Evet, yani kendini sevme kendiliğinden oluyor. Ben kendimi seveyim demekle olmuyor. Ama kendinizin her halini sever oluyorsunuz. Geçmişteki bir sürü hata zannettiğiniz halleri veya ne bileyim beceriksizlik olsun, pasaklılık olsun, bir sürü kabul etmediğiniz, kendinizden ittirdiğiniz halleri, tamam ya ben öyleydim, o zaman o kadardım'a geçebiliyorsunuz. Ve o zaman siz kendinizi tam olduğunuz halinizle kabul ettiğinizde herkes sizi tam olduğunuz halinizle kabul ediyor.
Çünkü peki, sizden o yayılıyor. Yani ben her halimle kabul edilir bir insanım enerjisi yayılmaya başlıyor. Kendinizi sevmediğiniz o haller hep bize imtihan olarak mı çıkıyor karşımıza? Aslında imtihandan ziyade insan zaten öyle bir varlık. Yani hatalarla öğrenen bir varlık. Nasıl basket oynarken atamıyoruz, vuramıyoruz. Sonra öğrenip yapabiliyoruz. Her şey öyle aslında. Ama tabii o kadar uzun ömürler yaşamıyoruz. Yani bu ömre o kadar çok yapamayıplara sığdıracağımıza bu yöntemlerle çalışınca çok daha kolay yapılabiliyor her şey. Bir bilim adamıyla konuşmuştum Yasemin Hanım. Hı hı. Yapay zekayı tarif ediyordu ve dedi ki yapay zeka öğrenen zekadır. Hı hı. Hani biz insanoğlu böyle bir sonsuz güce sahibiz. Evet. Neden biz yaptığımız hataları öğrenerek hani aynı hataları yapmıyoruz da hani bir yapay zeka kadar olamıyoruz diye. Yok ama yapay zeka bizim kadar olamıyor bence. Hı hı. Çünkü biz çok muhteşem yani gerçekten bizim beynimizin mesela David Eagleman var Stanford'ın hocalarından beyin kitabının yazarı. Yani halkın anlayacağı dilde yazmış. O kitabı da herkese tavsiye ediyorum sonsuz. Diyor ki yani 35 yıl önce diyor biz diyor yola çıktığımızda beyni 35 yıl içinde bayağı bir çözeriz, anlarız zannettik diyor. Bir arpa boyu yol alamadık bu kadar sene çünkü çok komplike. Çünkü kendi içinde devamlı düşünsenize böyle bir katmanlar halinde ve plastisitesi var. Yani hareket, şu sohbet bile beynimizin yapısını değiştiriyor. Onun gibi onu anlamak mümkün değilken devamlı öğreniyor, devamlı kaydediyor. Hatta bazı şeyleri bilmeyerek, nasıl bildiğimizi bilmeyerek biliyoruz. O yapıdan, yani yapay zekanın oraya yanaşması, yaklaşabilmesi için çok fırın ekmek yemesi lazım. Evet, siz bunu aslında 15 yıl önce yazdığınız kitapla, yani içimdeki çocukla aslında birçok insanın hayatına dokundunuz. İçimdeki ve yolculuk da onların içimdeki adı. Yolculuk değil mi? Evet. Yani içimdeki yolculuk. Şimdi içinizdeki bu yolculuk neye evriliyor ya da o yolculuk, o serüven neyi anlatıyor? Aslında şöyle, o yolculuk bitmiyor. Yani nereye gidiyor, nereye kadar, ucu var mı bilmiyorum ama ben her aşamada, yani bu 20 yıl boyunca gördüm ki kendimin daha iyi versiyonuna geçiyorum. Ve bu bitmiyor. Hani ben oldum bittim diye bir şey olamaz. Çünkü, kamil insan dediğimiz şey. Evet, yani kamilin sonu yok bence. Çünkü değişik yerlerden de değişik konular geliyor insanın hayatında. Hep aynı kalmıyor ki. O da hayat da dinamik bir şey. Mesela ne bileyim torunlarım oldu, torunlarımın sorunları oldu. Bunlar yeni şeylerdi hayatımda. Devamlı siz konumunuzu belirlemek durumundasınız ve içsel çalışma yapmamışsanız zorlanacağınız çok şey de görüyorsunuz. Nereye kadar karışacağım, nereye kadar karışmayacağım, işte bildiğiniz halde söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bir sürü şey geliyor. Onun için o kamil insan olma çok değerli. Hani rahat yaşamak için, sağlıklı yaşamak için o nokta işte denge noktası aslında. Yani içimizdeki denge böyle hem huzur, hani fırtınalarda kopsa huzur, o öyle bir nokta. Evet, ben bu noktada aslında biraz böyle kitabınızda yazdığınız konuları biraz açtık ya da değiştik, aşmaya çalıştık. Burada bir cümle var ki, bu kitabın sonunda da var. Kitabı kim yazdı? Kimin yazdığının önemi yok. Yasemin Jonker bu kitabı yazıyor. Nasıl yazıyor? Şimdi şöyle oldu, ben hakikaten nasıl yazdığımı bilmedim yani. Çünkü böyle içimden geliyor, zaten öbürlerinde de öyle oldu. Bunda da daha da belki o hani basketteki ata ata gibi durumdan dolayı yaza yaza belki daha bir pratik kazanıyor insan. Kalkıyordum, bir başlık yazıyordum mesela. Sabah yataktan kalkıyorum, işte yüzümü yıkıyorum falan filan. Oturuyorum karşısına, bir başlık yazıyorum. Sonra biraz işte kahvaltı ediyorum, dolanıyorum falan. Sonra o başlığın altı gelmeye başlıyor. Yani verdiğim seminerlerden mi, yaptırdığım çalışmalardan, danışanlarımla yaptığım seanslardan mı, nereden geliyorsa bütün o birikmiş bilgi mi diyeyim, örnekler mi diyeyim, hepsi. Oysa oturuyordum, bütün gün o kalkmıyordum başına, o bölüm bitiyordu mesela.
O kadar hızlı yazdım ki aslında. Bir araya ablamı kaybettiğim dönem girdi. Orayı da yazdım zaten. Orada bir 40 gün hiçbir şey yazmadım. Ama yani kitap gayet böyle hızlı bir şekilde, üstelik bir de bayramda, geçen bayram, Şeker Bayramı'nda, hiç bütün matbaalar kapalıyken, işte yayın evleri kapalıyken kendi kendine çıktı. Bir şekilde çıktı yani kitap. Nasıl yani falan, bayramdan sonra çıkacak dediler bana. Bayramın orta yerinde çıktı. Ben bir medya mensubu olarak bir dönem Kültür Bakanlığı'nda çalıştım. Hı. Oranın da sendikasının yaratıcı yazarlık kursu vardı. Oraya katıldım. İnanın hayatım değişti. Yani bir fotoğraf veriyorlardı, eller ve yazın. Böyle bir kurs olamaz. Hatta bir arkadaşım demişti ki, Tolstoy yazarlık atölyesine mi gitti, Semranhe'ye gidiyorsun diye. Bu anlamda şimdi sizin yazarlık serüveninizi konuşuyoruz ya. Ve yazar olmak isteyen birçok insan için hani burada bir ışık yaktınız. Neler önerirsiniz, neler tavsiye edersiniz? Şöyle, çok teşekkür ederim bu soru için. Çünkü ben hakikaten çok istiyorum bunu anlatmak. Bir kere yazacak insanın gerçekten yazmış olmak için değil de gerçekten anlatacak bir şeyse olmalı. Yani bir şeyi kafaya takmış olmalı. Ha, roman ayrı bir şey. Roman yazımı için de belki kafaya takmak gerekiyor ama onda biraz daha fazla plan program gerekiyor. Onun bir iskeletini önce kurmak gerekiyor, sonra içini doldurmak. Öyle bir teknik. Ama herhangi bir konuda bir kitap yazacaksanız bildiğiniz şeyi farklı bir şey anlatmak istiyorsanız yazın diyorum ben herkese. Bir de yazın diyorum. Yani nasıl yazılırsa yazısı. Çünkü o sonradan değişebiliyor. Yani bambaşka, onu çöpe atıp bambaşka bir şey de yazabiliyorsunuz. Ama bir yerden başlayın ki o sizi götürsün, yani alsın götürsün. Bir de burada da bu kitapta özellikle çok vurguladığınız ve benim çok önemsediğim bir cümle var. İçimizdeki denge. Bu içimizdeki dengeyle neyi ifade ediyoruz? Hani denge deyince biz bu kadar sizin kadar derin anlayamıyoruz ama hayır, asıl mesele yani içimizdeki dengenin ne olduğunu tarif etmekten mi geçiyor? Denge şöyle bir şey, zaten dualite var ya, hani bildiğimiz dünyadaki gerçeklikte güçlülük, güçsüzlük veya işte gece, gündüz, her şeyin bir zıttı var. Şimdi o zıtların olması da gerekiyor zaten ama biz o demin dediğim güçlülük, güçsüzlükte bir buraya vuruyoruz, kendimizi orada buluyoruz, bir öbür tarafta buluyoruz. Ya kendimiz çok güçlü, yapay bir güçlülük zannediyoruz, halinde duruyoruz. Ya da çok güçsüz zannediyoruz. İşte kurban rolünde, acılar içinde başkalarını suçlayarak duruyoruz. Halbuki ne o ne o. Aslında ikisinin ortasında bir yer var. Yani gücün önemli olmadığı bir yer, öyle söyleyeyim. Ama zaten orada çok güçlüsünüz. Zaten artık mesela bağırmıyorsunuz, sessiz konuşuyorsunuz, yavaş sesle konuşuyorsunuz ama herkes sizi dinliyor. Onun gibi bir şey. Ben bir dönem Eller yazdıktan sonra bir de Eller filmi çektim, belgeselde. Şöyle başlıyordu aslında. Işık ve karanlığın, iyilik ve güzelliğin ebedi ve ezeli rekabetinin oyuncuları da Eller diye başlamıştı. Bu işte hep bu iyilik ve güzellik, ışık ve karanlık. Bunları böyle tespit etmek, kendi içimize bakıyoruz ya, evet, hani evet, bir ayna, evet, olarak, evet, evet. Hani kendimizi kendimize gösterdiğimizde bu dengeyi mi kurmak ya da bunları mı keşfetmek gerekiyor? Tabii, yani zaten içimizdeki karanlık tarafı kabul etmeden, görmeden, görmezsek eğer dışarıda sıraya giriyorlar adeta bize bunu göstermek için. Yani ayna dediğimiz şey zaten öyle bir şey, kendimizin görmediği tarafı dışarıda görerek sinirlendiğimiz zaman işte o bize ayna olmuş oluyor. Sinirlenmemiz gerekiyor ama onu gördüğümüz. Sinirlenmiyormuş gibi yapmak yetmiyor. Mesela yalancı diye sinirleniyorsak başka birine, demek ki bizde de kendimizden sakladığımız bir yalancı tarafımız var. Bunu görmemiz gerekiyor. Ve illa böyle dört dörtlük olalım, en iyisi biz olalım, pırıl pırıl, mutluluk şu bu değil. Belki onları görünce acı çekeceğiz. Belki kendimizi o sırada sevmeyeceğiz ama onu gördükçe düzeliyoruz, işte gördükçe etik değerlerimiz yükseliyor. Kendimizden razı oluyoruz yani.
Evet, kendimizden razı oluyoruz ama siz razı göstermiyorsunuz hep anlatarak. Bir de öyle ki sadece kitap yazmıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Biz yayına girmeden önce küçücük bir anekdot anlattınız ama ben çok etkilendim. Bir Hangisi? koğuşta kadınlar, değil mi? Onlara o ayna oldunuz ve gösterdiniz. Onlar farkında değillerdi, değil mi, nerede olduklarını, ama Tabii. o söyleşi, yani bunlar, hani bunlar diyorum ama hani cahiller, bunlar cahiller dediği, ülkenin öyle baktığı o kadınlar orada aydınlandı o. Ondan Tabii. birazcık söz eder O çok misiniz lütfen? güzeldi. O kadar güzel bir deneyimdi ki. Yani şöyle oldu. Ben şimdi Mimar Sinan'da sosyoloji okurken tabii bütün arkadaşlarım genç, işte 19-23 yaş aralığında bir sürü arkadaş, örgün eğitim çünkü gidiyorum geliyorum her gün. Birisi geldi bir gün dedi ki Yasemin abla ben dedi şeye çalışamadım işte bilgisayar sınavıydı galiba. Bana anlatır mısın? Hepsini anlattım oturdum falan filan. Ondan sonra girdi sınava sonra çok iyi geçmiş. Aradan bir zaman daha geçti. Bu sefer matematik, bir de matematiği zorunluydu o zaman, şimdi kaldırmışlar. Bu sefer matematik sınavı dedi. Çalışamadım. Ben dedi çünkü geceleri çalışıyorum dedi. Gündüz uyuyakalıyorum. Gelemiyorum okula dedi. Ne yapıyorsun sen dedim. Gardiyanım ben dedi. Neredesin dedi. Bakırköy cezaevi dedi. Ki kadın mahkumların en çok olduğu cezaevi. Ben orada seminer vermek istiyorum dedim. Çünkü her yerde veriyorum o sırada. Üniversitede veriyorum. Liselerde, vakıflar, dernekler her yerde veriyorum zaten. Tamam söylerim dedi. Benim dedim web sitem var. Web sitemden bahseder misin? Bahsederim dedi. 2 gün sonra aradı. Bekliyoruz seni dedi. Kalktım gittim. Ve böyle kocaman bir basket sahası. Yani anons yapmışlar. İsteyen geliyormuş ama doldu o saha. Ondan sonra. Ve böyle bir tane kürsü yapmışlar. Bir sahne var. Bayağı uzak yani herkesten. Mikrofon var falan. Yok dedim ben böyle uzaktan ya istemiyorum. Elime almak mikrofonu ve aralarında dolaşmak istiyorum dedim. İyi tamam falan dediler. Öne de böyle işte o gardiyanlar oturmuşlar falan. Ondan sonra şimdi aldım elime mikrofonu. Git kalktım. Şöyle bir baktım salona. Böyle kaykılmışlar. Ellerinde tesbih falan var hani. Sen anlat falan gibilerden böyle. Ondan sonra başladım kendi hikayemi anlatmaya. Yani dedim ki ben 20 yıl önce veya o zaman 20 değildi diyelim işte 15 yıl önce böyle böyle böyleydim. Ondan sonra bir gün bir seminere gittim. İşte başladım çalışmaya, gözümü kapattım. Şöyle anladım, bunu anladım falan. Onlar böyle hafif doğrulmaya başladılar falan. Beni dinlemeye başladılar. Kendime çok açık bir şekilde anlatınca herhalde bir özdeşlik kurdular orada. Ondan sonra dedim siz de bakalım mı? Sorular soralım. Şimdi kim anlatmak ister? Niye buraya girdi? Yani niye burada olduğunu kim fark etmek ister? Çünkü durup dururken olmuyorsunuz. Siz yaratıyorsunuz bütün kaderinizi dedim. Niye buraya girdiniz? Birisi el kaldırdı. Mikrofonu tuttum. Niye dedim buradasın? İşte dedi kocam bana çok tecavüz ediyordu. Ben onu öldürdüm dedi. Oradan bir girdik. Şimdi her seminerde başka yerden giriyoruz. Mesela birinin çocuğu otizm mi var, öbürü bilmem ne. Başka konulardan giriyoruz. Ama oradan bir girdik. Çıktığımızda yani 2 saatin sonunda herkes anlamıştı her şeyi. Öyle söyleyeyim. Şimdi o çok uzun anlatamayacağım ama gerçekten yaşadıkları olaylardaki kendi rollerini anlamışlardı. Kendilerini dönüştürdüğü zaman neler olabileceğini anladılar. Orada da bulunmaları gerekmediğini anladılar. Ve çoğu ağlıyordu, ben de dahil. Anlamaktan ötürü ağlıyorduk yani. Ve sonra da o 15 Temmuz oldu, kalkışma oldu. Sonra büyük bir kısmı o hapishaneden çıkmışlar duyduğuma göre. Çünkü FETÖ'cüler girmiş bu sefer hapishaneye. Yani anlayınca orada bile kalmaları gerekmedi. Kendini anlamak her şeyden öte bir şey. Bu anlamda kendimizi anladığımızda kendime dair bir şey kurmak, cümle kurmak istiyorum sorum için. Ben de ihtiyacı olan birisinin sesi olduğumda iyilik yaptığımı düşünüyorum, iyileştirdiğimi düşünüyorum. Ama siz bir aile danışmanısınız, sorum bu şekilde. Ben Türkiye ile ilgili bir soru soracağım. Sosyolog olduğunuz için. Türkiye 83 milyonluk bir aile. Bu ailede bir iç çatışmalar olabiliyor.
bu en büyük çatışma da bence benim yaşadığım olay. Başkaları aç yatarken, yatağa girerken nasıl tok yatağa gireceğiz? Ben hep aç yatağa girenlerin hikayesini yazıyorum. 70 yaşında bir Sadık amcanın hikayesi birazdan gelecek. Yani köpek bağlasan durmaz bir evde onun hikayesini haberleştirdim. Nasıl bu çatışmayı atacağız? Şimdi siz, yani nasıl başarabileceğiz? Siz etkileniyorsanız siz önce çalışacaksınız. Gözünüzü kapatıp kendi hayatınızdaki aç kaldığınız diyeyim yerleri çalışacaksınız. O abiye, o amcaya da çalıştırma yaptığımızda o kendi enerjisiyle o açlığı yarattığını anlayacak ve o kendi yemeğini kendi başlayacak oluşturmaya ve yaratmaya. Yani böyle oluyor. Herkes kendi enerjisiyle bir şey yaratıyor. Yani sosyal devlet olsun tabii, refah içinde olsun herkes çok isteriz ama böyle bir şey değil. Yani herkes kendi deneyim, savaştaki savaş deneyimini yaratıyor. Onun yarattığı için onun içinde. Öbürü açlığı yarattığı için onun. Ben bunu çok zor anladım. Çünkü çok insanları böyle kurtarma meraklısı bir insandım. Küçüklüğümden gelen bir içgüdüsel bir şeyim vardı. Ama sonra anladım ki herkes kendi yaratıyor. Ve kendi çıkacak onun işin içinden. Ve kendini dönüştürerek çıkacak. O yüzden zaten bir tane vakıf kuruyoruz şimdi biz. İyi Olmak Mümkün Vakfı. 18 kişi olduk ve vakıf senedimiz daha dün noterde çıktı. Onun daha uzun bir aşamaları var. Mahkeme aşaması var, sonra tescil aşaması var falan ama herhalde bir 7-8 ay sonra kurulduğunda herkese kendi kendinin ne hangi yönde iyi değilse o yönde iyi olması konusunda çalıştırmaları öğretmek üzere kurduk vakfı zaten. Ve içimdeki o güdüsel bir şey demişken tam bence Nuri Cönker'e gelelim. Peki gelelim. Yani Atatürk ve can yoldaşı Nuri Cönker. Nuri Cönker torunu olmak. O hani herkese, ülkenizdeki her insana dokunma ihtiyacı, yardım etme ihtiyacı için neler söylerdiniz? Yani Nuri Cönker torunu olmak ne demek? Yani herhalde bir işte küçüklükten beri bir sanki omzumda böyle bir sorumluluk gibi hissediyorum ben onu. Yani madem ki onlar o kadar uğraşmışlar, işte savaşmışlar, yorulmuşlar, hayatlarını buna adamışlar. En azından bunun bir, yani yaptığım her şeyin onlar boşa gitmesin diye olması gerektiği gibi bir şey var muhakkak arkada çalışan. Ama bir yandan da bu yaptığım şeyi çok değerli olduğu için, mesela bu yaptığım şey değerli olmasaydı hangi konuda ülkeme faydalı olurdum ve bu kadar faydalı olmaya çabalar mıydım onu bilmiyorum. Ama bu çok değerli olduğu için bunu gerçekten yaymak istiyorum. Yani benim ömrüm yetmeyebilir, benim yetiştirdiğim bir ekip var ve gerçekten benim kadar yetiştiler. Hani yöntemleri başkalarına öğretip o öğrettikleri kişileri de başkalarına öğretebilmelerini sağlayacak kadar güçlüler. Ve onlarla birlikte kuruyoruz zaten vakfı. Çünkü her şey ekip işi. Tek kişi bu zamanda artık bu dünyada pek olası bir şey gözükmüyor. Dolayısıyla böylece nesiller boyu buradaki iyileşme için, yani içsel olarak iyileşmenin dışsal iyileşmeye yol açacağını bildiğimiz için bu konuda çalışmalar yapacağız. Peki sizin kendi iyileşme hikayenizde hep böyle miras kalır ya, Nuri Cönker'den babanıza, babanızdan size geçen bir söz var mı böyle? Hiç böyle size çok 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 böyle yüreğinize dokunan ve hep hani böyle yüreğinizde taşıdığınız Nuri Cönker'in babaya, babanın da hani. Onların mektupları falan da var ama böyle bir motto gibi bir cümle yok. Ama şu var mesela, ben babamı 8 yaşındayken kaybettim. Ama ondan önce ben 1,5 yaşındayken annemle boşanmışlar. Zaten babam Berlin'de, Berlin Başkonsolosu'ydu. Arada geldiği zaman Türkiye'ye beni alırdı. Hatta annemin eşi, üvey babam ve babam üçü oturup beraber bir kahve içerlerdi. Babam beni alır, yemeğe götürür, geri getirirdi. Yemekte söylediği bir laf hatırlarım. Bir gün böyle karşılıklı oturuyoruz. Arkada bir şey oldu, ses mi oldu? Birisi baktı o tarafa. Ben de şöyle dönüp baktım. Çocuğum daha işte herhalde 6 yaşında filanım.
hakiki bir lady hiçbir zaman arkasına dönüp bakmaz demiştim. Öyle yüreğe içime oturmuştu. Dönüp niye baktım ki falan. Öyle bir sanki arkaya bakılmaz gibi bir şey. Belki ona da babasından hani lady'lik hani kime kalmış ama demek ki böyle bir kibar bir birisi arkasına bakmaz gibi bir şey kalmış kafamda. O zaman tam burada arkaya bakmamak, geleceğe de odaklanmamak, anda olmanın yöntemlerini sizden alalım. Tamam, tam da iyi bağladınız. Şimdi anda olma şöyle bir şey. Mesela mindfulness falan eğitimleri var. Hatta o şimdi hastanelere de girdi bildiğim kadarıyla. Yurt dışında da girdi, Türkiye'de de girdi. Ama... Yani bir şeyi yerken işte tadını tam anlayarak yiyorlar. Yani bunun pratiklerini yapıyor o eğitim. Ama ben kısaca şöyle kitapta, daha doğrusu bundan önceki kitabımda, 4. kitabımda iyi olduğumda yazmıştım. 4 tane meditasyon tekniği veriyorum. Hatta bir tanesi de bedene teşekkür. O da YouTube kanalımda var. Onu açıp dinleyebilirler. Yani bütün organlara iç, gözünüzü kapatıp içsel olarak teşekkür ettiğinizde fark ediyorsunuz. Yani sizden bağımsız kalbiniz atıyor mesela. O bir yerden bir emir almış, tık 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 atıyor. Siz ona at demiyorsunuz gibi bir akıl var. Bedenin bir aklı var. Onunla bir daha bir hemhal olmak, daha bir yakından bakmak. O mesela sizi anda tutabiliyor. Veya çok daha basit bir şey. Gözünüzü kapatıp dışarıyı dinliyorsunuz. Dışarıdaki sesleri dinliyorsunuz. Ve o sesler, yani bırakıyorsunuz kulağınıza geliyor. Onları dinlerken beyindeki o düşünce yağmuru duruluyor. Mesela o da sizi çok anda tutan bir şey. Aklınıza geldikçe yapın. Günde 50 kere yapın. 5 saniye, 10 saniye, 1 dakika gözünüzü kapatıp dışarı dinlemek. Çok düzenliyor içeriği. Bu tarz veyahut da düşüncelerinize gözlemci oluyorsunuz. Gözünüzü kapatıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Onlar gelip geçiyor böyle. Resmi geçit yapar gibi. Bakayım ne geçti ama takılmıyorsunuz, peşinden gitmiyorsunuz mesela. Bu idmanları yaptıkça beyin bir zaman sonra gerçekten anı fark etmeye, gördüğünü, baktığını görmeye böyle işte farkındalıkla yaşamaya başlıyor. Ve o zaman hem kendinizde görmemezlikten geldiğiniz taraflarınızı daha rahat görüp tamir edebiliyorsunuz. Hem de güzellikleri çok daha rahat fark edebiliyorsunuz. Siz bu süreci danışmanlık yaparak da aslında yardımcı oluyorsunuz değil mi? Danışanlarınız tabii, tabii. Var. Tabii tabii danışanlarım var. Profesyonellik çok önemli. Hani tabii. Ben hep söylüyorum mutlaka çok önemli. Hani bir konuyu araştırmak, bulmaya çalışmak. Ama profesyonel destek olduğunuzda o sizin bir tek noktadan tutarak ki yıllardır siz aile danışmanı olarak yıllardır varlığınızı sürdürüyorsunuz. Son yıllardır son diyelim. Yıllardır evet. Çok. Ondan önce de kişisel gelişim uzmanlığım vardı. Yani kendi şirketim vardı. Oradan fatura kesiyordum, danışmanlık veriyordum. Ama o tamamen özel ve kendi çabamla geldiğim bir noktada yaptığım bir şeydi. Ama benim işte şimdiki artık nihayet geldiğim nokta, insanlar bunu kendi kendine yapmalı. Birisiyle değil. Birisiyle bir yere kadar çünkü. Hani Afrika'daki ne yapacak? Evet ve bu vakıf bu anlamda çok önemli. Vakıfla da ilgili yapılan çalışmaları böyle özetleyen bir şeyle programımızı böyle yavaş yavaş bitireceğiz. Tamam, sağ olun. Yani o kurulduğu zaman inşallah bir daha bir sizden belki bir duyuru bir şey rica ederim. Çünkü duyurulduğu zaman daha çok önü açılacak, daha çok ne bileyim okullarda seminerler vermemiz olsun, işte bağış alabilmemiz olsun, her şey için bilinmesi, biliniyor olması lazım. Orada da medyanın gücü lazım diye düşünüyorum. Evet, belki bu danışanlarınızın içinde böyle sizi çok etkileyen bir hikaye var mı? Böyle hani... Ya çok var. O kadar çok var ki. Hatta birkaç tanesini kitapta yazdım. Bu kitapta yazdım. Kimin hikayesi? Ben çünkü kitabınız biraz geç ulaştı bana. Mesela kanseri 4. evredeyken veya artık ümit kesilmişken tamamen geçen birisi de var. O da sonra benim ekibimde yetişti. Arkada o ekipte yetişenlerin kısa kısa yazıları var mesela. O da onlardan biri mesela. Bu da çarpıcı bir hikaye. Evet, gerçekten de hani... Kanserle ilgili tedavide tıp hekimlerine teslim oluyoruz ama bir de sizin gibi danışanlarla birlikte yürütmek gerekiyor galiba. %100. Hani psikologla
danışmanla böyle gitmesi gerekiyor değil mi? Çünkü yaralar öyle bir iyileşmesi için sadece hani tıbbi ilaçlar değil, ruhumuza dokunan yöntemlere de ihtiyaç var. %1500. Hani sadece psikiyatrist anlamında değil, yöntemler, yol göstericiliği. Çünkü kendi yaratıyor herkes. Zaten hastalığını kendi yarattığı için gene kendi tedavi edecek içsel olarak. Yani evet, dışsal olarak mesela ameliyat gerekiyorsa olacak ve tıp orada çok iyi. Hani cerrahi alanda tıp çok iyi ama diğer alanlarda ilaçmış, kemoterapiymiş, oymuş buymuş bence çok daha bebek adımlarında. Evet ve şimdi programımızın sonuna geldik. Çünkü ben hani mümkün olduğu kadar kısacık sürede programı toparlamaya çalışıyorum ki sizi yetiştirebilmek için bir başka programımıza. Son olarak neler söylerdiniz? Şu anda bizi izleyenler böyle size hayranlıkla bakıyorlar. Sağ olun, var olun. Ve biz hani gerçekten 35 dakikalık bir sürenin nasıl geçtiğini anlayamadık. Sohbete başladık ve 35 dakika sona erdi. Hiç ben de anlamadım. Çok teşekkür ediyorum. Siz de böyle sakin, güzel enerjinizle güzel yönlendirdiniz. Son olarak yani bu iyi olmanın ötesinde iyi olmak mümkün kitabını gerçekten herkes okusun diyorum. Hatta bunun için bazı marketlerde de satılsın diye ben açıkçası şimdi girişimlerde bulunuyorum. Çünkü kitapçılarda bulunuyor, bulunmuyor. Sürekli yeni kitap yazılıyormuş. Raflarda duruyor, durmuyor. İnternetten ulaşılıyor zaten. Alırlarsa insanlar gerçekten kendilerini bulacaklar. Buna çok inanıyorum. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. İyi ki programımıza katıldınız. Gelişmeleri, özellikle vakfın gelişmelerini mutlaka duyurmak isteriz programımızda. İnşallah. Sağ olun, var olun. Evet sevgili seyirciler, birinci bölümümüzde siz diyor konuğumuzu ağırladık. Aile çift birey danışmanı Yasemin Jonker yeni kitabı olan İyi Olmanın Ötesinde İyi Olmayı tanıttı bize. 15 yıldır kitap yazıyor. İçimizdeki yolculuk, içimdeki yolculukla başladı bu serüvene ve birçok kitaba, birçok başarıya da imza atacak. Biz yine onu sizlerle buluşturacağız. Ama şimdi Türkiye onu konuşuyor. Minik handbolcu Merve Akpınar'la buluşturacağız sizi. Sosyal medyada TT oldu. Şanlıurfa'da ortaokul öğrencisi. Sözleri gündem oldu efendim. Köyümüzdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim dedi. O da Yasemin Jonker gibi hayatlarını değiştirdi yazdıklarıyla. O da işte sözleriyle bence Türkiye'yi değiştirsin umuyoruz. Öğretmeni Bayram Kaplan öncülüğünde toprağa çizdikleri çizgilerle nasıl handbol oynadığını ve yaşadığı zorlukları anlattı.